Arkadaşlar su alıtımı dışarıdan ve içeriden yapılır. Bu bina eğimli bir yol üzerinde. Yukarıda hemen dibinde bahçe vardı. Buradan çok su oluyor bu benim kanadınca. Ev sahibine rica ettim. Burayı dedim açtır. Bir temel yalıtım yapalım buraya. Şimdi bu kepçe burayı temizleyecek. Buradan temel seviyesi ineceğiz. Buradan da bir yalıtım yapılacak. Su yalıtımı sağlanacak. Ki içerideki yaptığımız işler kendini göstersin. Yoksa bu yalıtım buradan sağlanmasaydı içeride yaptığımız yalıtımın da pek faydası olmaz arkadaşlar. Bu su zamanında temel yalıtım yapılmamış dışarıdan. Sürme esaslı bir temizlik uygulaması yapılmamış. Dikit mebran. Dolayısıyla buradan aldığı su binanın da eğimiyle beraber bütün binaya sirayet ediyor. Burası yokuş mu mahalle. Buranın bütün suyu bu binaya temelden giriyor. Evin içinde gördüğünüz gibi zaten her taraftan zeminden su yükselmiş. Arkadaşlar burası zeminden 50-60 santim yükseltilmiş binanın temeli. Gördüğünüzde bu harç, bu çamur bu binanın temelindeydi. Kepçeyle dün temizledik burayı. Binanın temelini çamurdan kurtardık. Burası biraz da şüzel yapılmış, mantolama evin temeline kadar indirilmiş. Su basmanı hesaplanmamış. Bir altına yalıtım sağlanmamış. Temeli kepçeyle temizledik. Yarım metre çapını açtık. İnsan görecek kadar. Altına binanın temelinin tam dibini bulduk. Oraya şap döktük. Şimdi binanın temeli kurumaya yüz tuttu. Ben kıyı pahlarını yapıyorum. Lateksli tamir aracıyla kıyı pahlarını yapıyorum. Oradan su içeriye yüklenmesin diye. Alttaki açık alanları dolduruyorum. Onların tamirini yapıyorum. Tamirin bitmesinden sonra likit bitme esaslı zift uygulaması yapacağız buraya. Beraber göreceğiz sonucu. Şöyle bir kumandan alıp beni çekmeye alıp neler olsa görsünler. Arkadaşlar temellerde aşama aşama şunların hepsi yapılması gerekiyor. Temelin önce temele kadar indirilmesi gerekiyor. Bu tür sorunlu binalarda. Bu kat bir zemin kat. Arkadaşımız bu zemin katta çok rütbe sorunu yaşadı. Evin içi üst sıvaları kabarmış. Tabi bu yalıtım yapılmadığı için yerden yükselen, topraktan yükselen çamurun değmesiyle evin içi tuğlanan straforun altından evin içi su giriyor. Bu şekilde temizlenmesi aşama aşama gerekiyor arkadaşlar. Burada artık çalımayla membran yapıştırma olayları bitti. Çünkü sağlıklı olmuyor yeterince. Yapılacaksa da çok profesyonelce yapılması gerekir. Alttaki ayrıntıların çok güzel doldurmuş arkadaşlar. Çünkü bir daha geri dönüş yok. Şuralar boşluklar var. Onların suyun gözlerindeki delikler hesaplanıp kapatılması gerekiyor. Duvardaki tiz delikleri, kütükler varsa kütükler çıkartılıp güzel doldurulması gerekiyor. Zift uygulamasından önce. Şu kıyılara arkadaşlar pahalı çalışması diyoruz. Çünkü arada bak çatlaklaşımdan buluşma başlamış. Buranın böyle pahalı düzeltilmesi gerekiyor ki buradan suyun yükleneceği yerler buradandır. Su kendine girmek için yer arar. Ki bu arazi zaten eğimli bir arazi. Tamam böyle yapılacak. Arkasından süngerle fırçayla düzelteceğiz pahalılığımızı. Kuruldan sonra da astar uygulamamıza geçeceğiz. Sürme bitim esasında astar uygulamasına geçeceğiz. Akabinde son kat ve ikinci kat bitim esaslı mebran uygulamamızı yapacağız. Ondan sonra mıcır tespiyesi, drenaj levhası, akabinde toprağımızı üzerine örteceğiz. Binamızın su yalıtımını çözmüş olacağız. Temelden gelen suyu. Aslında bu uygulamalar arkadaşlar temelin binanın yapım aşamasında yapılması gereken uygulamalar. Ama zamanlıca yapılmamış. Şimdi işte böyle daha zor şartlarda çözülmeye çalışılıyor.
Kattaki boşluğu tamamen doldurmamız gerekiyor. Suyun girecek yeri kalmamalı. Şimdi donduralım bir. Havuza bas. Hadi ortaya bas kapat. Devam edelim. Özgür usta, devam edelim. Arkadaşlar, aslında bir masayı görüyoruz. Bitim esasında iki tane dron. Su bazlı malzeme kullanıyorum. Bu malzemenin ufaktan kurtulmamız da var. Bunlara önce bir benzin gerekiyor. Biraz daha fazla. Bu malzeme özel zorla kolay. Daha fazla tatlı olabilir. Hem daha çabuk kuruyor. 25 metre falan kuruyor. Atarın da bütün kurtarları. Son kat. Bunu atabiliriz. Binayı. Arkadaşlar, nemden kurtaracağız. Bunları bir sasını. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ikinci katı uygulamaya geçtik. Astarımızı dün sürmüştük. Bir gün sonra 24 saat sonra arkadaşlar son kat likit membran uygulaması yapıyoruz. Su bazlıdır sürdüğüm malzeme. Temel yalıtımlarında bordür, mahzen, yeraltı, kaynayan su olaylarında birebirdir. Zemine çok güzel yapışır. Zeminden kabarma yapmaz, suyu geçirmez. Bu temel altında kalacak kadar arkadaşlar uygulanabilir. Güneş görecek yerlerde uygulamasını tavsiye etmem. Çünkü siyah renkli buralar şöyle zip yalıtım malzemeleri UV dayanımı yoktur. Güneşte ısınabilir. Daha çok böyle bodrum mahzen temel yalıtımında birebir iş görür. Zemine duvara çok güzel yapışır. Kör cepheler arkadaşlar uygulanabilir. Yağların kör cephesine astar ve son kol olarak sürülebilir. Zeminin sönmesini engeller. Zamanla kabarma yapmaz. Gerektiğinde tekrarlanabilir uygulama. Arkadaşlar bu tür yalıtımlarda temelde pah çalışması yapılmalı. Videomun önünde onu sunmuştum. Buraya strafor yapılmış. Straforun toprak seviyesine kadar indirilmiş. Sıkıntılı bir olaydı. Bilinçsizce yapılmıştı. Ben burayı açtırdım. Vatandaş toprağı buradan kaldırdım. Uygulamayı yaparak önce çözümü oluşturabiliriz burayı. Altta şap döküldü. Kıyılara pah yapıldı. Şimdi burası bu şekilde yapılıp uygulama ardından ısı yalıtım yamaları yerleştirilecek buraya. Altına
Galyon buranı da sereceğim. Duvar zedelenmesin diye. Strapor konulacak. Drenajını oluşturacağız. Altına mıcır gelecek. Su bir şekilde dışarıya kanalize olacak. Binaya işlemiş olacak. Evet. Uygulamamız bitti. Şimdi yürüdük ez daha uygulama yapacağız. Kromasından bir takip. Alt kısma strapolarımızı yerleştireceğiz. Galyonumuzu geleceğiz. Mıcırımızı yerleştirip işi bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Zip çalışmamızın, temel zip çalışmamızın sonuna geldik. Zemlimizi korumaya aldık. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.